Kayıt 1, deneme 2. Tamam, merhabalar efendim. En son burada kalmıştık. Gumba kralını halletmiştik. Ama bu mikrofonu açmayı unutmuşum. Tamamen benim unutkanlığım. Bir kısmına kadar ilerledim de buraya kadar getirip ondan sonra tekrar başlıyorum. Şurada Gumba kralı vardı. Şurada bir tane çalı. Bunun içinden mavi bir tane tuş çıkacak. Sonra ona basacağım. Tamam. Sonra Gumba kralı çıkacak. Ve şunu diyecek. Mario, iyi kavga ettin ama yine de seni uyarmalıyım. Bir yerde garip bir anahtar bulursan kesinlikle basma. Tehlikeli. Anladın mı? Sen ne? Zaten bastın mı? Ya o ne o tabii. Şimdi bunu saçma sapan kağıttan kulesini yıktıktan sonra önümüze bir kule belirecek. Daha doğrusu katlana katlana bir kule olacak. Sonra bu Gumba kralını dağın te en ucuna kadar fırlatacak. Evet, çok tuhaf bir görüntü oldu ama. Hop. Ondan sonra bu maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, diyor ki ya, bak köprü. Şimdi maceramıza devam edebiliriz. Pekala, aynen öyle. Çok güzel gidiyor. Tehlike seziyor. Ve Gumba neden bana yardım ediyor? Ve tabii ki de şu Kami Koopa olup biteni hemen Bowser'a iletecek. Raporcu sekreteri. Kudretli Kral Bowser, sizi arıyordum. Size bir rapor edecektim kralım. Mario Gumba kralını yendi. Şimdi ise Toad kasabasına doğru gidiyor. Ne? İnanılmaz. Gumba kralı acaba ne düşünüyordu? Onu kral yapmak için yıldız çubuğunu kullandım çünkü bana yalvarmıştı. Ve Mario onu bu kadar kolay yenebiliyor mu? Ne kadar da pısırık. Kami Koopa, Mario'nun bizi asla yenemeyeceğinden eminsin değil mi? Lütfen lütfen. Kralım, sakin olmaya çalışın. Gumba kral ufak tefek bir şeydi zaten. Başaramayacağı belliydi. Fark etmez çünkü yıldız çubuğunu elimizdeki kesinlikle yenilmezsiniz. Mario'yu bir perçiniz arkanızdayken bile rahat bir şekilde yenebilirsiniz. Evet, evet çok iyi haha. Bu arada Kami Koopa, yakaladığımız yıldız ruhları Mario güçlerini vermenin bir yolu yok öyle değil mi? Ve her biri özenle seçilmiş, özneleriniz tarafından özenle korunuyor. Mario istese bile yıldız ruhlarını yedisini de kurtaramaz. Mario'ya en yakın yıldız ruhu kim? Koopa kardeşleri kalesindeki değil mi? Peki Mario bir şekilde oraya ulaşırsa ve Koopa kardeşler onu yenebilir mi? Hayda, ses kesildi. Kral Bowser, endişelenmeyin. Aya. He, nice kaplumbağalar. Ama Mario'yu uyarlanmış hali ha? Koopa kardeşler geldi. Evet. Biz havalıların en havalısıyız. Kami Koopa. Bu adamların işi bitirebileceğinden emin misin? Gumba kralı zaten devasa biriydi ve o bile Mario'yu yenemedi. Gerçek ol Kral Bowser. Evet, Gumba kralı çok büyüktü ama tam bir Wimpole'du. Ve biz onun gibi değiliz. Wimpole'u çevirmedi, ne demek olduğunu da bilmiyorum. Google çeviriden de baktım. Sanırım bu özel bir kelime. Bakın, takım çalışması ne kadar da güçlü olacak. Birlikte saniyeler içinde Mario'ya zarar verebiliriz. Mükemmel. İşte ruh budur. Satılı Koopa kardeşler. Kralımıza özel saldırıyı çok iyi yaptığınızı gösterin. Evet madem. Herkes hazır olsun. Beğendiniz mi? Kral Bowser nasıldı? Evet. Mükemmel. Gerçekten mi? Ben de kolayca etkilenmiyorum. Onu bu saldırıyla bitirirsen Mario'nun hiç şansı olmayacak. Onu alacağız Kral Bowser. Bu arada Koopa kardeşler, kalenizde tutsak olan yıldız ruhu hakkında şu anda onu kim koruyor? Kimse efendim. Biliyorsunuz herkes burada. Bu yüzden sizi salaklar, kafanızı kullanın, kaleye geri dönün ve o yıldız ruhunu koruyun. İlk 6 ay anne sütü gerçekten önemliymiş. Şimdi etrafa çalılıklar falan filan. Bakayım. Bunda bir şey olmuyor ya. Şuracıkta bir şeyler falan filan. Bap bap bara bap bap bara bap bap bap. Soru işareti. Gördüm bakayım ne ver.
uykulu koyun yakalamışım. İşe yararsa eğer bütün düşmanlar bir süreliğine uyur. He, burası 3'teki o melodi kutusu gibi. İşime gelir. Trambolin bu. Bu da tren garına benziyor biraz. Şuna bir vurayım. Aynen öyle. Hop. Bakayım. Aha, sandık. Ama kilitliymiş. O zaman şurada bir yerde anahtar falan filan var mı? Ona bir bakayım. Ha, girişiymiş burası. Mario, iyi olmana çok sevindim. Kasaba kargaşa içinde. Prenses kaçırıldı. Kale söküldü. Bu bir kıyamet. Bütün bunlar hakkında ne yapabiliriz gerçekten bilmiyorum. Lütfen Mario, majestelerini kurtarın. Zaten benim amacım da o yöndeydi. Şöyle bir etrafa bakmak istiyorum ne varmış ne yokmuş diye. Suya girebiliyor muyum? Hayır. Şu eve girebiliyor muyum? Aha, yıldız parçası. Ya neden ya? Ne oluyor ya? Aa, Tuat dedi zaten. Başka ne bekliyordum ben de bilmiyorum. Şimdi bunların hepsiyle tek tek konuşursam biraz sıkıntı olabilir. Babam şatoda çalışıyor, bu yüzden genellikle evde değil. Ama şimdi kale gittiğine göre o yüzden evde. Babam evde olduğu için mutlu olduğumu söylediğimde beni azarladı. Ah canım, kıyamam benim ya. Buna ne diyorsunuz? Vallahi kötü olmuş. Şimdi bunların hepsiyle tek tek konuşursam benim için hem çevirmenlik olarak falan filan bayağı uzun olacak da. Bir de hani şu kızı dinlemek istiyorum, merak ettim. Meşgul meşgul, sevgilim evdeyken o da toparlanmıyor. Sevgilim mi evde senin? Söyleyin, bu üçünün hangisi senin sevgilin? Allah'ım yarabbim. Şu neymiş, onu merak ettim. Burada emülatör sıkıntılı. Kütüphane. Yukarı çıkabiliyor muyum? Hayır, çok güzel. Şurada bir tırmanma falan yok. Neyse, seni dinleyeyim bakayım, sen ne diyorsun? Oo, selamlar, sen Mario'sun değil mi? Yok, ben yeşil Mario'yum zaten de. Ya dayı, bir gidişine ya. Elbette kim olduğunu biliyorum. Ben Bilge Tuat Rusty. Memnun oldum. Madem bildiğin kim olduğunu biliyorsun, niye soruyorsun? Hey Allah'ım yarabbim. Kimden nereye düştüm? Muhtemelen söyleyebileceğiniz gibi kitapları severim ve her zaman okurum. Çok iyi okuduğum için her türlü ilginç gerçeği biliyorum. Öyleyse o zaman prensesi kurtarmanın kısa yolunu söyle bana. Ne zaman ziyaretime gelirsen tüm bilgilerimi seninle paylaşmakta mutluluk duyarım. Bu misafirperverler için ayrıca sana teşekkür ederim o zaman. Bizim kaçmamız lazım. Gel bakın FETÖ'cü Gumba. Şimdi bu sevgili falan olabilirler diye neyse. Şu eve gireyim bakayım. Gerçi milletin evine de izin vermeden giriyorum ama ihaneye tecavüzlerini inşallah beni içeri almazlar. Vay vay vay. Her türlü güçlenici. Şunda... Ha, satıyormuş. 46 param var ama. Lütfen tekrar gelin. Peki. Sen ne diyorsun? Shroom Grocery. Bunu ben baktım da. Şöyle shroom... Halüsinojen mantar demekmiş de ben bunu her çevirmek istediğim zaman de halüsinojen dükkanına hoş geldiniz mi diyeceğim ben. Bu hani mushroom'un da bir kısaltması olabilir ya, hani mantardan. Ben buna tar desem olabilir mi? Tar dükkanına hoş geldiniz. Bugün nasıl yardım edebilirim? Bir şeyler mi satın alayım? Bir şeyler mi kontrol edeyim? Bir şey mi satayım? Bir şey mi kontrol edeyim? Bir şey mi toplayayım? Tıklayayım diyeyim de. Üzgünüm. Sizin için hiçbir şey tutmuyoruz. 46 param var. O zaman ben öğelerime burada mı bakıyordum? Şimdi öğelerime bakmak istiyorum. Bak, bir tane ateş mantar alabilirim aslında. Satın almak istediğiniz bir şey varsa önünde durun ve A'ya basın. Ya neden böyle oluyor? Evet, satın almak istiyorum. Ben rica ederim. Bir tane daha alayım. Tamam, bir tane daha almak istiyorum. Ha, çiçek gücümü 5 yükseltiyormuş. Ateş çiçeğini zaten biliyorum. Ya her düşmana 2 hasar veriyormuş. 5 miydi bu? Alırım bir tane, alayım. Tabii tabii. Sonuçta bir sıkıntı var. Bakayım başka nelerde neler varmış. Şuradan hayda. Seninle kapışabiliyor muyum ben? Üst katta. Üst katta bir dojo var. Biz buradayız. Her zaman dojo tarafından eğitilin. Gerçi burada dojoda eğitim yazıyor ama ben bunu biraz daha değiştirdim.
efendimiz burada değilse bu durumda dojo kapanır. Ustanın yakında döneceğini söyleyen bir mektup geldi. Yakında tekrar antrenman yapacağız. O zaman oraya gitmenin bir anlamı yok ama şurada bir kutu var. Ya şimdi sizin biridir bir oynamanızı bölmek istemiyorum. Ya şeftalinin kalesine uçup gittiğini ben de biliyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bunu daha çok Bowser'a sorsan diyorum. Prenses Şeftal ve kaledeki diğerlerine ne olacak? Korkuyorum. Korkuyorum. Ben Felicity çok korkuyorum. Buradan atlayabilir miyim? Pekala, o zaman başka bakmadığım ev kalmamıştı, öyle değil mi? Aynen. Geriye bir tek şu boru kalıyor. Kardeşim Mario'nun şu anda ne yaptığını merak ediyorum. Benimle neden gelmiyorsun peki? Oh Mario, sensin, seni görmek güzel. Ve sen iyisin. Bunca şato çılgınlığından sonra senin için gerçekten içerendim. Vatan haini, bir zahmet benimle gelseydin ya o zaman. Sen niye de benim kardeşim olarak duruyorsun? Hocam ben Luigi'yi vatan haini olarak ilan edebilir miyim? Deprem başladığında dışarı koştum. Bu yüzden zamanda kaçmayı başardım. Sen tescilli vatan hainisin ya. Veya milletin enayisi benim. Ona bakıyor, okuşa bakıyor. Sen ve sen kimsin? Ben Gumbario. Tanıştığıma memnun oldum. Görüyorum. Harika, tek kelimeyle harika. Ama heyecan verici bir maceranın içindesiniz. Haksızlık hakkında konuşun. Gördün mü? Birisinin bu eve bakması gerek. Ve ben de ayrılamam. Mario iyi bak, tamam mı? Onların şu posta kutusunda bir şey var mıymış? Evime girip bakayım ya, bakalım neler varmış. Burada ne yazıyormuş? İstatistikler. Bizim sobamız gayet güzel. Çay bardakları falan, evimiz gayet iyi. Burada yatak odamız, kitaplarımız falan. İşte Mario gönderilen mektupların bulunduğu bir kutu. Şu anda boş. Çekmecelere bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. Neyse, evimiz küçük, tatlı, şirin. 20 metrekarelik. Sevimli bir ev. Senin gibi vatan ayıyla kardeş olduğum için kendimden utanıyorum şu an. Ya gel Gumba gidelim ya, sen şu an bana daha çok yararlısın. Ve şu an ben nereden gideceğim bak. Şurada bir tane tabela var, bir dakika. Gumba köyü ve Şeftali'nin kalesi. Ki zaten Şeftali'nin kalesi yok, uçtu gitti. Puf. Ya. Bak şu ricam geldi. Sen nesin? Tuat kasabası haberleri mi? Prenses Şeftali'nin kalesi kaçırıldı ve kale söküldü. Birkaç gün önce Prenses Şeftali'nin kalesi çalındı. İçeridekilerin kaçırıldığı tahmin ediliyor. Prensesin nerede olduğu bilinmemektedir ve bir zamanlar kalenin olduğu yerde şimdi bir delik var. Görgü tanıklarına göre kale göğe yükseldi. Yeni bilgiler alır almaz bu paradaki takip raporlarını yayınlayacağız. Güzel. Şu etrafa azıcık daha göz atmak istiyorum, bakalım neler varmış de. Buraya... Hayda. Bu yapı malzemeleri eskiden yol kenarında istiflenirdi ancak deprem olduğunda hepsi aşağı indi. Ne yazık ki tüm bu dağınık ağaçlarla şehrin güney tarafına gitmek imkansız. Merak etmeyin, mümkün olduğunca çabuk yeniden paketliyoruz. Uygun görünmediğini biliyorum ama lütfen şey düzene sokarken bize katlanın. Ya şu dakikaya da atlama, bir zahmet izin verin ya, bu... Tuhaf değil mi onlar? Niye kötü kötü bakıyor, merak ettim. Tehlikeli, ben olsam gitmezdim. Evet, gitmemelisin. Yok. Hayır, gitme. Üzgünüm ama hayır. Ya bir ateş çalsan dördünüzde patates ederdim de neyse. Şimdi bir daha aynı konuşmaları dinlemek istiyorum. Hop! İlla. Buralara bakmış mıydım ben? Gerçekten mi? İyi görünüyorsun. Kestirmek istediğinden emin misin? Şu yerden gidemiyorum. Burası kayıt noktası. Burası PTT. Mektubu getiren şu soldaki vatandaş değil miydi? Yalnız burada FETÖ'cü ne kadar çok varmış ya. Selamlar. İsmim Perry Curry. Mektupları teslim ediyorum. İyi, bana zararın olmadıktan sonra benden sana zarar gelmez. Hocam siz ne diyorsunuz? Evet, merhaba. Burası postane. Çevrenin farkında olduğunu görmek beni sevindirdi. Size veya diğer parti üyelerinize gelen herhangi bir mektubu okuyabilirsiniz. Lütfen ara sıra uğrayarak herhangi bir posta alıp almadığınızı kontrol edin. Yeah. Postanız var gibi görünüyor. Hangisini okumak istersiniz?
Gumbaryo'dan mı? Kırmızı ve mavi gumbalar. Here you go. İşte başlıyorum. Gumbaryo göründüğünden çok daha güçlüydü. Mario ile takılan değersiz bir gumba olduğunu düşünmüştüm. Kendini bize kanıtladın ve bize iyi olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdin. Güçlü ol. Yani geri döndü deseydi belki arkadaş olabilir miyiz? Lütfen evet de. Bekliyor olacağız. Kırmızı ve mavi gumba kardeşler. Mektupları sizin için saklayacağız. Tamamdır. Kayıttan sonra da şu Ömer'e bir bakayım ya. Burası sirke benziyor ama. Merlin çıkmış. O yüzden yok. Buradan gidebiliyor muyum ben? Şöyle bir daha devirebiliyor muyum ben? Naber? Tanıştığımıza sevindim dostum. Toad kasabasında kendime küçük bir iş kuruyorum. Yine de hazırlık yapıyorum. Açtığımızda seni tekrar burada görmek isterim. Tamam? Müşteri kapma derdin lan. Olur. Hiç aksiyon yaşamadım, bu ne ya? Hep konuşmalı, hep konuşmalı. Burada gitmek istiyorum. Şimdi kuzeyde Şeftali Kalesi... bir dakika. İngilizcem yine yetmedi. Kuzeyde Şeftali Kalesi varmış, batıda ana kapı varmış, doğuda hoş patika varmış, güneyde ise liman ve istasyon varmış. Güneye inemiyordum. Doğuda o Toad çetesi vardı. Batıdan geldim zaten. O yüzden şu tekrar kuzeye gitmek istiyorum. Ha evet, burayı hatırlıyorum. Bu kısmı da hatırladın mı? Şu havuza niye girelim? Ya fışkiyeyi kırmışlar ya. O fışkiye ya. Prenses Şeftali'nin kalesinin biraz önce burada olduğuna inanamıyorum. Vay. Sarsılmaya başladığında karedeydim ama şimşek hızla ayaklarım beni dışarı çıkardı. Luigi'nin belki birkaç kişiyle birlikte çıktığını biliyorum. Ama diğer herkes alındı. Aksiyon yaşayabileceğim birileri var mı? Da. Ha? O yıldız ruhu olmasın. Hocam oraya inmem lazım. Demek ki doğru yolda gelmiyorum. Gene aynısı düştü. Ses değişti. Hop, onlar alınmıyor. İmiş. Sen ne diyorsun? Yıldız ruhları. Shooting Star şimdi. Gerçi Bowser onları da ele geçirmiş değil mi? Arka planda yaşıyor. Hayda. Bir şey mi arıyorsunuz? Merlo'nun yerine uğrayın. Önce yukarıdan gidelim. Vay. Şimdi en tepeye kadar çıkayım mı? Peki. Vay dede. Yarı saydamsın ama. Hoş geldin Mario. Sizi bekliyorduk. Biz 7 yıldız ruhuyuz. İşimiz gökyüzünün çok ötesinde bir yer olan Yıldız Cenneti'ndeki evimizden iyi insanların dileklerini yerine getirmektir. Size inanılmaz derecede önemli bir şey söyleyeceğiz. Lütfen dikkatlice dinleyin. Diğer gün Bowser ve onu takip edenler huzurlu Yıldız Cenneti'mizdeki yerimizi işgal etti. Zamanın başlangıcından beri önemsediğimiz ödüllü hazinemiz olan Yıldız Çubuğunu çaldılar. Yıldız Çubuğu inancın ötesinde güçlüdür. Herhangi bir dile yerini getirebilir. Hatırlayabildiğimiz kadar uzun süredir. Bowser mesela Mario'yu yenmek istiyorum. Prenses Şeftali'nin benden hoşlanmasını istiyorum. Gibi isteklerde bulundu. Elbette Yıldız bu tür bencil istekleri görmezden geliyor. Sonuç olarak istekleri asla yerine getirilmedi. Bowser, o şeytan mı? Dileklerini görmezden geldiğimizi öğrendiğinde kendi dileklerini yerine getirmek için geldi ve yıldız çubuğunu çaldı. Şu anda memnun görünüyor. Çünkü esas seni yendi ve prensesi ele geçirdi. Ancak çok geçmeden daha fazlasını dileyeceğinden korkuyorum. Ve sonra korkunç şeyler olacak. Yıldız çubuğunu güvende tutmak ve düzgün kullanmak 7 yıldız ruhunun sorumluluğundadır. Yıldız çubuğunu Bowser'dan geri alıp doğru yerine iade etmeliyiz. Bunu yapmak içinse Mario, yardımına ihtiyacımız var. Ne yazık ki şu anda Bowser'a meydan okuyacak kadar güçlü değilsin. Yıldız çubuğuyla dileklerde bulunarak kendini çok güçlü yaptı. Görmesi korkunç. 7 yıldız ruhu Yıldız Cenneti'nde yeniden bir araya geldiğimizde dolar 50 kuruş olacak ve bütün Avrupa sizi kıskanacak. Yeni keşfettiği gücüyle bile Bowser'la savaşmanız için size güç verebiliriz. Yardımımızla galip gelebilirsiniz. Ne yazık ki sizin konuşmak için gücümüzü neredeyse tükettik. Her ne kadar yanındaymışız gibi görünse de bu sadece bir yansımaydı.
Sizinle büyük bir mesafeden iletişim kurmak için tüm gücümüzü kullanıyoruz. Ama şimdi bile gücümüz yok oluyor. Mantar Krallığı boyunca farklı yerlerde Bowser'ın takipçileri tarafından yakalandık ve tutuluyoruz. Lütfen Mario, her şeyden önce bizi kurtarmalısın. Yıldız çubuğunu Bowser'dan geri almak ve Prenses Şeftali'yi kurtarmak için yardımına ihtiyacımız var. Lütfen Mario, sen bizim son umudumuzsun. Az önce ne oldu? Mario, görünüşe göre işler düşündüğümden çok daha ciddi. Sence prenses iyileşecek mi? Onun için gerçekten endişeleniyorum. Şu kadar konuşma var, bir kere bile savaşamadım ya. Kokla mı? Mario muhtemelen yaralandı. Herkes hapiste. Ve eğer işler böyle devam ederse Mantar Krallığı'yla beraber her şey yok olacak. Bir şey yapılmalı. Keşke biri bana yardım edebilseydi. Haha, sevgili Prenses Şeftali, bugün de nasılsın? Bu sefer Mario beklenenin bir faydası yok canım. Şu anda gökyüzünün çok yukarısındayız. Mario'nun bile bize ulaşma şansı yok. Biliyorsun Prenses, bu yıldız çubuğu benimle olduğu müddetçe Mantar Krallığı'nda kimse bana dokunamaz. Bilirsiniz, herkesin dileklerini yerine getiren güç, bu benim harika değil mi? Bu bana biraz tanıdık geldi. Krallığınızda nasıl bir yer olduğunu hayal edin. Deneklerimiz isteklerini yerine getirilmediği için çok üzülmüş olmalı. Ooo ne kadar güzel. Yıllar boyunca bize kupalara davrandıkları için bunu hak ediyorlar. Eğer bir şey istiyorsanız sevgili prenses, tek yapmanız gereken bana sormak. Dileklerinizi yerine getirebilirim. Tabii ki sadece sevdiğim istekleri yerine getireceğim. Neyse bir düşün. Kendine iyi bak prenses. Burada kalmanın tadını çıkar. Kendine dikkat et prenses. Başına bela açmasan iyi olur. Az önce niye demedin? Ne ara gülsün seni. Oh lütfen, keşke biri bana yardım edebilseydi. Kapı tıklaması. Ha? Uyuyacağım, büyüyeceğim, adamı kurtaracağım. Merhaba Prenses Şeftali, tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım Twink. Ama sen bir yıldız çocuksun değil mi? Buraya nasıl geldin? İsteklerinizi yerine getirmek için yıldız cennetinden geldim. Dileklerinizi yerine getirmek bizim işimizdir, biliyorsunuz. Oh, birinin bana yardım etmesini dilediğim için mi geldin? Evet, elbette. Oh, bu harika. Geldiğin için çok teşekkür ederim. İşte dileğim. Hemen git o yıldız çubuğunu Bowser'dan geri al, tamam mı? Yapabileceğini mi sanıyorsun? Üzgünüm. Benim gibi acemi bir yıldız için biraz fazla. Benim gibi bir yıldız, belki yıldız cennetinden, şerefli yıldız ruhlarından biri böyle bir dilek tutabilir. Çok üzgünüm. Lütfen kolay bir şey isteyin. Küçük bir yıldızı yapabileceği türden bir şey. O zaman beni buradan çıkarabilir misin? Karedeki herkes şu an tutsaklı ve hepsini bir an önce kurtarmam gerekiyor. Oo, korkarım ki bu dileğinizi de yerine getiremeyeceğim. Aslında bir gün önce gökyüzüne çağırdım ve bu yüzden henüz büyük dilekleri gerçekleştiremiyorum. Belki daha görkemli bir yıldız olsaydım gerçekten yardım edebilirdim. Sorun değil, üzülme Twink. Mario kesinlikle hepimizi kurtarmak için bir şeyler yapacak. Muhtemelen şu anda yoldadır. Oo Twink, Mario'yu bulabilir misin? Bunu ona vermeni istiyorum. Bu şanslı yıldız değil mi? Tamam, yaparım Prenses Şeftali. Olabildiğince çabuk Mantar Krallığı'na uçacağım. Oo bekle Twink. Bir saniye bekle. Sen de lütfen Mario'ya söyle. Ben iyiyim ve endişelenmesine hiç gerek yok. Bunu ona söyleyebilir misin? Elbette, ona tam olarak sözlerinizi ileteceğim. Şimdi umutsuzluğa kapılmayın. Yakında dönerim. O yüzden dönene kadar güvende kalın. Tamam mı? Mario, neredesin?
Oo, bu kadar uzun olabilir miydi ya? Efendim, bu bölüm böyle olsun. Hiç kapışmalı böyle bir aksiyonlu pek geçmedi ama bir sonraki bölümde inşallah bir kapışmalı bir aksiyonlu olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.